El-Gudüm sabah vakti. Merhaba, akşam vakti. Kendiden sonra olan vakti diyorlar. Sabahleyin de şafaktan sonra olan vakti. Fi talimil ilmi. Bu iki vakitte... dininin bilgilerini öğrenmek. Bu efdalün indallah, bu öğrenmek için yürüyüş, gidiş, bu iki vakitte indi ilahiyede efdaldir. Minel cihadı fî sebillah. Hani bugün Pakistanlılar dövüşüyorlar ya, cihatlar var adamların. Bu cihattaki dövüş gibi belki ondan daha üstün fazileti var. Bu ders öğrenmeni. Derse gitmenin, öğrenme dedi mevzu başlıyor, gitmenin diyor burada, gidipken. Çünkü gidip gelmek suretiyle bir şey öğreneceksin. Dininin esasını öğreneceksin, kökünü öğreneceksin, dinin sana nereden geldiğini öğreneceksin. Dinin nur olduğunu öğreneceksin, dinin Allah'ın emirleri olduğunu öğreneceksin, dinin Allah'ın peygamberi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği yol olduğunu öğreneceksin. Bunu öğrenmeden, anadan babadan görerek yaptığımız taklitçilik zayıftır. Birisi gelir kakar, yıkılır gider. Ama bu kökünden öğrenirsen, ona ve bağlanırsan güzelce, o zaman dünya bir araya gelse de Allah yok dese deli. Deli ben değil, deli sensin der. Niçin? Allah'ın varlığına öyle inanmışsın ki dünya bir araya gelse seni oradan ayıramaz. Bu da neyle olacak? Muhakkak bilgiyle olacak. Bu bilginin tahsili cihattan efsal demiş. Cisin cihatta olacaksın bir şehit. Öleceksin mesela, vurulacaksın. Yahut benim gazi olarak geleceksin. Bir sahab olacaksın. İster şehit ol, ister gazi ol. Fakat onun menfaati senin hem kendine mahsustur, hem muvakkattır. Fakat ilmin sana verdiği favaid hem âmiyedir, hem de ebedidir. Çünkü ebediyet âleminde seni kurtaracak olan Allah'a olan bilgindir. Bu Allah'a karşı olan bilgi ki gönüldeki hasıl olan bilgidir. En makbul bilgi o bilgidir. El-gazi fi sebilillah. Gazi, muharebeye giden insanlar, bunlar da Allah yolundadırlar fi sebilillah. Vel hac ila beytillah, Allah'ın beyti olan hac yoluna gidiş, o da gazinin muharebedeki yolu neyse fi sebilillah o da öyledir. Vel mutemir, bir de şey var ki umre diyorlar, haccın ufak. Onun yoluna giden o da Allah-u Teala'nın şeysidir. Mutemir. Resulullah diyorlar ki cünudullah, Allah yolunda vakitlerini harcayan insanlardır ki Allah-u Teala de'ahın, bunlar ne zaman ki Allah'a dua ederler, ne zaman ki bunlar Allah'a dua ederler, gerek gazi olsun, gerek Allah'ın beytine giden hacı olsun, gerek ki umre için giden hacısı olsun, mutemir diyorlarına, bunların hangisi Allah-u Teala'ya içten güzelce bir dua ederlerse, te'ecabuh, Allah-u Teala buna icabet eder. Kabul eder dua. Es'eluh, bir şey isterlerse, fe'atahum, diyenlere istediklerini de Allah-u Teala lütfeder. El-gazbu gazvan. Gaza iki çeşit olur. Fe'emmâ men gaza iktirâ veçillâh. Bir gazi var ki sırf Allah için. Atı kendisinin, silahı kendisinin, yiyici, içeceği kendisinin, herkese bunlara gönüllü derlerdi. Gönüllü asker derlerdi. Her masrafı kendine ait giriyor muharebeye ve amiri kimse, o da ne derse ona da ihtiyat ediyor, isterse ölüm olsun. Ve en fakal kerime, en güzel sevdiklerini de at, deve, ne olursa, bunu da infak ediyor harp yolunda. Ve ya teraş şerik, bununla beraber arkadaşlar da var yanında. O yanındaki arkadaşlara karşı da gayet suhuletçi. Gayet onlarla güzel geçiniyor. Onları dağıtmıyor, incitmiyor. Bunlara fazla yük yüklemiyor. Belki onların yüklerini alıyor. وَاِشْتَنِبَ الْفَسَادِ فِي الْاَرْضِ Yeryüzünde fesattan son derece iştirak ediyor. Kimsenin hakkına, hukukuna riayetsizlik yapmıyor. Şimdi böyle bir adam, harbe gitmiş, böyle bir adam, فَاِنِّ نَوْنَهُ Yatağına yatmış uyuyor. Bu ne yürüyecek değil ha? Bir yattığı dinlendiği yer oluyor. Bunun yatmış yatışı ve نَبْهَهُ Uyanık hali اَجْزُنْ كُلُّهُ Bütün harekatı sevap. Yani Allah yoluna harbi kazaya gidiyor.
malını da infak ediyor. Elinden geldiği kadar. Arkadaşlarıyla da güzel arkadaşlık ediyor. Onlara kolaylıklar gösteriyor. Elçilerik bu. Yeryüzünde de hiçbir fesada sokulmuyor. Her hali onun şey oluyor, ecir oluyor. Ramanın veza. İkinci gazi şu gazidir ki, fahren. Gösteriş olarak yapıyor işte. Ve sümaten. Ve asal imam, kumandanları da dinlemiyor. Böyle yapacağım diyor. Kendi istediğini hareket ediyor yani. Bizim en büyük kabahatlerimizden birisi de bu kendi başımıza hareket edişimizdir. Büyüklerimizi dinlememizin kabahati her kabahatin üstündedir yani. İnsan çeşitli kabahatler yapar ama çoğu affolur inşallah. Fakat bu büyüğüne itaat etmemek, onun sözünü dinlememenin kabahati affolunmaz bir kabahattir. Onun için burada da diyor ki ve asal imam ve efsele fil ah. Yeryüzünde istiyor, fesatlık istiyor. Bozgunculuk yapıyor, ayrılık yapıyor, dağınıklık yapıyor, çeşitli. Fesadın bin bir çeşidi var. Hangisi olursa olsun. فَاِنَّهُ لَنْ يَرْجَى بِالْكَفَافِ Bu hiçbir sevap almadan döner. Hiçbir sevap olmaz. Orada gittiği, çektiği eziyet, zahmet, meşakkat yanına kâr kalır. اَلْغَرِيبْ فِي غُرْبَتِهِ Gurbet halinde olan bir garip, kel mücahidi fî sebîlillah. Gerek ilim tahsili için memleketinden çıkmış bir garip. Gerekse hacca gitmek için ayrılmış vatanından bir garip. Gerekse muharebe için ayrılmış vatanından bir garip. Hangisi olursun, vatanından çıkmış bir insan. Kel mücahidi fî sebîlillah, Allah yolunda dövüşen mücahitlerin mevkiine dedirler. Ki yerfeullahu lehu bi kulli kademin derece. Her attıkları adıma Cenab-ı Hak bunları bir derece verir. Allah yolunda olan gurbetlikte. Ve yektubu lehu hamsine hasene. Her adımına da 50.000 hasene verir. Bazısı ölüm yolunda olursa bu iş. Ey garibi fi gurbeti vecebet lehu cennet. Garip gurbet halinde dünyadan ahirete göçerse vacibet lehül cennet. Cennet ona vacip olur. Bu gurbetine mükafat. Öyleyse ikrimül guraba. Gariplere siz acıyınız ve onlara ikram ediniz. Gariplere acıyınız ve onlara ikram ediniz. Fe'inne lehüm şefaaten yevmel kıyamet. Onların yarın ruz-i kıyamette Cenab-ı Hak şefaat hakkı verecektir. Size şefaate vesile olur. Onlara yaptığınız yardımla. Ufacık bir yardım yapmışsınızdır. Fakat bu yardımınız hiçbir zaman boşa gitmez. O sizin için bir şefaat olmasına vesile olur. لَعَلَّكُمْ تَنْجُونَ بِشَفَاعَتِهِمْ Umulur ki sizin onun şefaati dolayısıyla kurtulmanıza vesile olur. Onun şefaati dolayısıyla. Şimdi garipleri sayıyor. اَلْغُرَبَا فِي الدُّنْيَا اَرْبَا Bu garipler dünyada 4 tanedir. Birisi, Kur'an'ın fî cevhi zalim. Kur'an azimşan, çok güzel. Ama bir zalim onu ezberlemiş, dünyayı yutmak için. Gözü de doymaz, karnı da doymaz. Bu zalimin karnındaki Kur'an, garip. İkincisi, وَمَسْجِدُمْ ف۪ي نَعْدَى قَوْمٍ لَا يُصَلُّونَ ف۪ي Cami yapılmış, fakat içine gelen cemaat yok. Bu da garip. Ve mushafun fî beytin lâ yukra. Evde mushaf var, fakat açık da okuyan yok. Evde mushaf var, hanım doğurur da çocuk dünyaya götürürse onun başı ucuna atarlar, bir zarar gelmesin diyerekten. Yerden birisi ölürse onun başına bir okuyalım diyerekten bakarlar yüzüne. Halbuki bu ne o ölü içindir, ne de ulusu içindir. Bu Kur'an, Allah-u Teala'nın kelamı olmak dolayısıyla her müminin her gün ona açıp bakıp okuması lazım. Açıp bakıp okuması lazım. Okumadı böyle takdirde, evde mahpus kalan musaflar gariptirler. وَرَجِلٌ صَالِحٌ مَا قَوْمٍ سُوءٍ İyi bir adam, kötü bir kavmin içerisine düşmüş, her harekatını adamı rahatsız ediyorlar. Bu da gariptir. اَلْغُسْلُ مِنْ اَرْبَعٍ Gusül, 4 şeyden dolayı mümine borç olur. Birisi, cünüp olduğu vakitte. Bir,
Hacı Ahmet olduğu vakitte. Ki Hacı Ahmet'ten evvel alacak. Hacı Ahmet'ten evvel alacak kuslu ki Hacı Ahmet halinde belki Hacı Ahmetçinin bıçağı kalın bir yerde bana isabet eder de kanı durduramaz, ölümme sebep olur. Gusülsüz, abdestsiz ölmeyeyim diyerekten hacametli, abdestli olarak hacameti yapılmasını tavsiye ettim. Ve gasl-ı meyyit, cenazeyi yıkayacak, cenazeyi gusleden adamın da cenazeden evvel veya sonra onun da gusletmesi lazımdır. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem de bir meyyiti yıkamış ve ondan dolayı gusletmiş. Ve gasl-ı cüm'a, bir de cüm'a namazı için, muhakkak bir Müslümanın gusül abdestini alarak cumaya gelmesi lazımdır olmuş. Yine tekrar bundan iki tane daha var. El guslü vacibin alâ küllü müslimin. Gusül her Müslümana vaciptir. Buradaki vücub sünnet manasındır. Fî sebâti eyyâmin her yedi günde bir Müslüman ister gusül icap etsin ister etmesin. Yedi günde bir kere temizlenmek için gusletmesi lazımdır. Şari ve beşeri. Başını saçını yıkamak suretiyle. Yine buyuruyor. El guslu yevmel cumaati. Bahsız cuma gününe. Mahsus olarak gusül. Gusül. Alâ külli hâlimi miner ricâli. Hâlim erkeklik çağına erişmiş olan kimselerdir ki. Bugün ondan sonra ta ne kadar yaşı varsa olsun, onların hepsinin cuma günü gusletmeleri lazımdır. Miner ricali, erkeklerden. Ve alâ kulli bâligün minen nisâi. Kız çocuklarından da yine buluğa çağına gelmiş olan, ki onlara 9 yaş taktırıldı o, 9-10 yaşındaki kızlarında. Demek ki cuma günleri camiye gelmeyecekler tabii, kadın kız çocukları gelmezler. Fakat o günün şerefine binaen, onlara da guslü öğretmek ve onlara da gusül ettirmek lazım geliyormuş. Buraya kadar gitsin de girdik dersimize. Gagab'a ait olan derslere giriyor. Onlar da gitmiş ayetlerimizde okuruz inşallah. Ha, size bir de Pakistan hikayesi anlatayım. Geçen günü Pakistan'dan bir misafir geldi ki buradan İstanbul'dan gelen Pakistanlılarla beraber Pakistan'a gitmişler. Pakistan'daki tebliğ heyetinin 4 ay misafiri olmuşlar. Şimdi de gelmiş orada gördüklerimizi anlatırken çok kendisi mütehassıs olmuş. Oradaki gördüğü ikram-ı izzetten dolayı. Gördüğü ikram-ı izzetten Türklerden bize misafir gelmiş diyerekten çok ikram etmişler. Hiçbir masraf göstermediler, 4 ay bize diyor. Evden eve, bütün gün misafirlikte dolaştık. Yemek, içmek hususunda. Hiçbir masraf yaptırmadılar. Trene binerken paramızın biletimizi alıyorlar. Trendeki yiyeceğimiz yemeklerimizi, meyvelerimizi sepetlere doldurup bizi götürecek mihmandamlara veriyorlar ki bunlar yolda, bunları yesinler olsun diyerekten. Gittiğimiz yerde birçok karşılayıcılar, bunlara sevdaflar veriliyor demek. Hoş geldiniz diye bizi karşılıyorlar, evlerine götürüyorlar, ya işte nerelerdeyse. Camiler diyor, yatakhanelerimiz camileri, evlere gitmek yok. Geceleri, işte yatsıdan sonra yatıyoruz, muhakkak gece teheccüd namazına kaldırıyorlar diyor, misafirler. Gece teheccüd namazına kaldırıyor, namazını kılıyor herkes, tekrar yatıyorlar. Sabahleyin erken vakitte kaldırıp namaz kılınıyor, zikrullahlar yapılıyor. İşrak namazı olaraktan 4 rekat namaz kıldırıyorlardı. İkisi diyorlar, her kim sabah namazından sonra işrak vaktine kadar zikrullah ile meşgul olur da, ibadetle meşgul olur da, 2 rekat işrak namazını kılarak çıkarsa, buna hiç eksiksiz bir haç ve bir umre sevabı vardır. Bunu ihmal etmeyiniz diyorlar. Herkes orada namazın arkasından bekliyor. İşrak vakti ki bazen namazımızı kıldığımız vakittir. 2'şer rekat namaz kılıyorlar. Diyorlar ki bu 2 rekat kafi değil. Bu 2 rekatta hac sevabını aldık. Şimdi 2 rekat daha ilave edelim ki bu da sadakalarımıza karşılık gelir. Çok büyük sadaka. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teşvikleri var bu usta. 4 rekat namaz kılıyoruz. Sonra yemeklerimizi getiriyorlar. Yiyoruz. Yemeklerden sonra istirahat diyorlar. Hadi yatın şimdi böyle dinlenin, istirahat edin.
Öğlenden biraz evvel kaldırıyorlar, 49 sıralarında falan. Derse diyor. Derse götürüyorlar. Bütün ayetlerle, hadislerle bizim kafalarımızı dolduruyorlar. Yapacağımız vazifeleri bize öğretiyorlar ki iman-ı İslamiyet nasıl korunacak ve nasıl muhafaza olunacak. Bu esasları öğretiyorlar. Öğlen yemeklerini yiyoruz. Kaylule denilen bir uyku var ki öğlenden ikindi arasında yahut öğlenden evvel uyunurum. Ki gece namazını kalkmaya şey olur, rahatlık olur, serbestlik olur. İnsan gece uyanır, namazı kılar, vücudu da dinlenmiş olur sürekli. Bundan sonra ikindi ders başlıyordur. İkindi dersinde yine vaizler Cenab-ı Peygamber'in yollarını bize gösteriyor. Nasıl yirdi, nasıl içerdi, nasıl uyurdu, boyu nasıldı, sakalı nasıldı, efendim her harekatını böyle birer birer bize anlatıyorlar. Ramazan'ı orada kıldık diyor. Hiçbir canisi yoktu ki, her canisinde teravih hatimle kılınıyor diyor. Her canisinde. Bizim İstanbul'da mesela tek kılınsa bizim 3-5 cami var mıdır kılınan? Burada her canisi hatimle namaz kılıyormuş. Her caminin arkasında da, imamın arkasında 3-5 tane hafız vardır diyor. Bir şaşırırsa. Biz 2 tane hafız bulmak için, camide namaz kılmak için şeyimiz kopuyor yani. Kimi bulalım da acaba bize namaz kıldırıversin diyerekten zor buluyoruz. Mesela bir camiye ta Erzurum'dan geliyor biz efendi, Soğan adı bir camide namaz kıldırıyor. Hafızlık, mukabele okuyan hafızlarımız pek yok. Ama kıymeti yok onun. Namazda onu hiç şaşırmadan böyle düzgün okuyabilecek kudretli bir hafız lazım. Bunlardan maalesef pek az. 3-5 sayfa bilmekten olmuyor bu iş. Sonra yemek yiyoruz. Yemeklerde katlayan masa, kapak, çatal, bir şey yok diyor. Ve diyorlar ki bunlar gavur adetlerdir. Bunlara tenezzül etmeyiniz. Resulullah yerde yedi. Siz Resulullah'tan daha büyük müsünüz ki masaların üzerinde bu gavurlara benzeterekten öyle ayakkabılarınızla şununla bununla yemek yiyorsunuz. Bu Müslümana yakışmaz derlermiş. Yemekleri yerden muşambaları yiyorlar. Yemekleri getiriyorlar. Bunlar kendileri elleriyle yiyor diyor. Biz beceremediğimiz için bize birer kaşık verdiler ama diyor. Hoşlanmadılar da. Böyle peygamberiymiş, siz de böyleyim, kaşığına fazla bir şey diyorlar. Bizi sonra çarşıya pazara hiç yollamadılar diyor. 4 ay yurda misafir kaldık, memleketlerini görmek nasip olmadı bize. Camiden eve, evden camisi, camiden vaaza, vaizden cemaat. Canım biraz müsaade edin de gidelim şu memleketinizi bir görelim. Yoo, siz geldiniz buraya, buradaki kardeşlerinize faydalı olmak için. Bizim memleketimizin çarşılarını, pazarlarını göreceksiniz. Gönlünüz sizin çarşıya, pazara gider. Çarşıda, pazarda gönlü olan insanın kardeşlerine faydası olmak sana derlermiş. Siz davet edeceksiniz, nasihat edeceksiniz burada kardeşlerinize. Din öğreteceksiniz öğrendiklerinizi, onlara da öğretmeye çalışacaksınız. Bunlar sonra sizi dinlemezler. Şimdi bir de tebliğ usulü söylediler. Şimdi burada öğretiyorlar. Öğrettikten sonra bunları tabaka halinde parça parça çarşılara, pazarlara salıyorlar, davetçi olarak da. Dükkana gidiyor, yahut eve gidiyor. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Ben bak Müslüman kardeşim seni. Daha İstanbul gibi bir yerden geldim. Sizi görmek için. Binaenle akşam namazından yahut yatsı namazından sonra sizi filan camide bekleriz. Buyurun da oradan bir sohbet edelim. İşte daha biraz iman, İslam'ın şartlarını da söylüyorlarmış. Ondan sonra diğer cami, diğer eve, diğer dükkanı, diğer eve böylece dolaşarak da davet ediyor. Bazen diyor 40 bin, büyük şey, kalabalık şey diyor. 40 bin, 20 bin, 30 bin, 10 binden aşağı yok. Toplanıyor cemaat, geliyorlar. Bazen de tabii hani olduğu gibi sert adam yahut istemeyen bir adam. Hadi defolun be, siz neyden geldiniz buraya böyle azarlayan, efendim belki dövmeye kalkan tabakadan da oldu. Hiç sakın ha ona bir şey demeyeceksiniz, darılmayacaksınız. Yine de ona güzel güzel efendim sözler söyleyerekten ikna etmeye çalışacaksınız. Mukavelede bulunmayacaksınız. Topa vurursa eğilivereceksiniz. Tokat vurursa ses çıkarmayacaksınız. Mücadeleye katıya meydan vermeyeceksiniz. Değil mi? Nasihatlar ediyorlar bize. Ve bu sırada da gelen büyük kalabalık kitlelere konuşma imkanları hasıl oluyor. Öyle onlar da güzel güzel dinliyorlar diyor. Bu güzel bir şey aslında insanların gelişmeleri ve emri maruf diyorlar buna. Emri maruf, nehyi anil münker farzdır diyorlar. Bir Müslüman muhakkak bunu yapacak. Evinde çoluğuna, komşusuna, daha yakınlarına, kimlerse tanıdıklarına emri marufu yapmakla mükellef.
Allah'ın yoluna delalet edecektir. Kardeş, senin yolun yanlıştır. Bu yol daha güzeldir ama bunu böyle düpedüz söylersen olmaz. Gayet nazikane bir şekilde okuyorsunuz. Okuduğunuz için nazikane konuşmanın ne şekilde olduğunu bilirsiniz. Bunu öyle nazikane bir şekilde böyle sertleşmeyecek, asi olmayacak şekilde güzel sözleriyle böyle ibadethanelere davet edersiniz. Bir gelir, iki gelir, üç gelir derken yedinden çıkar, yedine girer. Biz üçe kaydırılır olur. Tabii bunlar çoktan beri İngiliz idaresinde oldukları için İslamiyet adeta unutulmuş hale gelmiş burada. Yani düşman altında bulunmak çok fenadır efendim. Ne kadar seni serbest bıraksa da düşman kökleri, kök kaynakları kurutmaya çalışır. Dalına bu dalına elleşmez. Ağacın şu dalını kesin, bu dalını kesin yapmaz onu. Dibine bir şey kurur, zehir atıtır, ağacı kökünden kurutur. Ağaç kökünden kuruduktan sonra işte muradına da nail olmuş olur. Onun için şu açık, bu açık, şu eğik, bu eğik, bunlarla iş yok. Kökü öğrenmek, köke hürmetle riayet etmek lazım. İşte bunlar bakmışlar ki İslamiyet denilen bir şey kalmıyor Hindistan'da. İngiliz çekilmiş, serbest kalmışlar. Fakat herkes İngiliz ananesine, adetlerine meftun. Bazı yerlerde İslamiyet'i katliyen unutmuşlar yani. Cami yaptık diyorlar, olmadı. Medrese yaptık, olmadı. Su getirdik, işte mektep yaptık, hiçbirisine muvaffak olamadık. Herkes yine bir gibi söyleniyor, işte biraz Türkiye filan diyorlar ama yine herkes eski adetine dönüveriyor. İslamiyet'ten uzaklaşıyor. En nihayet çareyi bu tebliğde bulduk diyorlar. Böyle irşat. Vaizin birisi gidiyor, birisi geliyor. Birisi gidiyor, birisi geliyor. Boş bırakmıyorlar arasını. Daima böyle söylene en nihayet İslamiyet'i döndürebilmişler. Yani zor şey. Onun için bu şarkı denilen bugünkü Hintlilerle dövüşen Pakistan Müslümanları ki onlar daha mutaassıp, daha dindarmışlar. Kapçılardan. Ki orası daha darbili olmasına beraber bunu muhafaza edebilmişler. Bunun için muhakkak Müslümanlar etrafındaki insanlara tebliğ vazifesini yapmakla mükellef. Yapmadığı takdirde emri ilahi ifa etmemiş olmakla mesuliyet kendisine tereddüt ediyor. Biz bu kadar gevşemişiz ki evimizdeki ne çocuğumuza, ne hanımımıza, ne kardeşimize söz anlatacak durumda değiliz ve onları teşvik edip de elinden tuttuğu camiye getirecek durumda değiliz. Bu kadar adam Allah da nasıl isterse öyle yapar diyerekten işi atıveriyoruz Allah'ın üstüne. Halbuki mesuliyet hepimizin sırtındadır. Allah hepimizi affetti. İslam birliği şu vücut nasıl birbirleriyle kaynaştıysa vücut olmuş. Bunlar ayrılırsa, bana ne derlerse, nasıl dağılırsa, vücut işe yaramazsa, mesela o felce uğrayan insanlar bir şey yarıyor mu? Yaramıyor. Vücut muattal kalmış, kalıyor. Bu İslami vazifeleri yapmamakla ancak İslami felç olmuş oluruz yani. Felce uğramış İslamiyet, artık faydası yok demektir. Onun için her Müslüman evinden, çoluğundan, çocuğundan, etrafındaki insanlara faydalı olabilmenin çaresini aramakla mükellef. Allah cümlemizi affetsin, bu vazifeyle cümlemizi de muvassaf kılsın, ümmeti Muhammed'e saadetler, selametler, icam da nasip etsin. En Fatiha. أعوذ من الشيطان الشيطان يخلق من النار والماء يطفئ النار فإذا ضرب أحدكم فليلتصق فراد بن عساكر ضرب النجار عن معاوية رضي الله مدخل مرزودة محمد مصطفى راه صلوات سيد السعداء محمد مصطفى راه صلوات حبيب هدى محمد مصطفى راه صلوات اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك Gadab, malum haliniz, bir kızmadan ibaret. Kızmak. Bu kızma huyu, insanda iki sıfat var. Celal, cemal.
Genelde tatlılık var, Cemal'de şiddet var. Gazap şiddetin alameti. Cemal, Celal çıkasının alameti. Kızıyor. Kızınca, tabii hepinizin malum bildiğiniz şey. İnsan kendine sahip olamayacak bir hale kadar gidiyor iş. Ve arkasından Allah'a sürge büyük büyük vukuatların meydana gelmesine de sebep oluyor. Bu kızma neden ileri gelir? Mine şeytan. Bu kızmayı meydana getiren kuvvet, şeytanın kuvvetidir. Niçin? Ne yapar? Seni fitler. Bak ne yapıyor? Ne ediyor? Durma, vur. Kıyıp, söv, say. Ne dersin? Kızgınlığına lanetini. Bunu yaptıran, içeriden gelen kuvvet, şeytanın telkinidir. Şeytanın telkinidir. Binaenaleyh, siz bu şeytanın telkinine kuvvet çevirmeyin, kıymet vermeyin. Düşünün, taşının. Kızılcık yava vardır, uzansız. Öyle her şeyi kızmak olmaz. Muharebe zamanında kız. Karşındaki küffara karşı ne yaparsan yap. Burada yeridir, hakkıdır. Fakat böyle kardeşler arasında kızma denilen şeyin olmaması lazım. Onun için Cenab-ı Vacibül Vücut, müminlerin sıfatını Kur'an'da bize duyururken, Sure-i Fetih'te bahsus, Muhammedur Resulullah, vellezine ma'ahu, şiddâ'u aleyh kıfrar, ruhâmâ'u beynim. Birbirleriyle gayet merhametli, acıyıcı, sevici, hiç öyle şiddet yok birbirlerine karşı. Ama küffara karşı çok şiddet. Ya burada şiddetine. Fakat tabii insan yaşama itibarıyla bir tecrübe denilen bir şey elde ediyor. Tecrübe. Bu tecrübeler yani ilim kadar kuvvetlidir. Kuvvetli bir şeydir. Tecrübeler bize gösteriyor ki insan yetiştiği tıyneti neyse o tıyneti kolayca yıkanıyor. Yakanıyor, bozanıyor. Yetişme tabiatı, huyu neyse kendisine söyleyin, vaaz edin, nasihat edin, okusun, okutsun, ne olursa olsun. Tıyneti neyse onun icabını yapacak o. Sözler bunun önüne geçemiyor. Sözler bunun önüne geçemiyor. Kadabın kötü olduğunu herkes bilir ama bakarsın ki adam kızdığı vakitte hiç gözü görmez şey. Silahı bıçağı arz edinde vurmak, kırmak onun için hiçbir şey değil. Onun için kendine hakim olanıyor artık. Bu kadar fena bir şey. Onun için tabiatçılar, tabiat, ahlakçılar yani tabiatçılar demeyin de, ahlakçılar bir kısmı demiş ki, bu ahlakı değiştirmek mümkün olmaz. Tıynet neyse o olacak. Karayı beyaz yapabilir misin? Siyah adamlar var şimdi, Sudanlılar, simsiyah adam. Bunu değiştirir de beyaz bir adam bizim gibi bir adam yapabilir misiniz? Olmaz. Tıyneti onun, hılkati siyah. Ondan gelecek çocuk da siyah gelecek. Tıynet o, hılkat, yaralılık. Öyle yapacaksınız. Bunu değiştiremezsiniz. Beyazı siyah yapamazsınız. Beyazdan beyaz yaratılmıştır. Hülkatı budur. Bu böyle olacak. Kısa adamı yükseltemezsiniz. Yüksek adamı da kısaltamazsınız. Hülkatı neyse o olacak. İtiraz etmişler. Olmaz işte. Şimdi ben de o tarafa kayacak gibiyim. Şimdi bu tarikatları neden icat etmişler öyleyse? Demişler ki tarikatı, yok sen yanlış söylüyorsun. Değişir demişler. Bu tıynet değişir. Ama bugünkü insan için değil bu ha. Tıynet değişir. Bu zamanın, dervişlerinin, sofularının harekatına göre değişir. Çünkü sıkı bir riyazatı sokar kendisine. Sıkı bir mücadeleye sokar kendisine. Sıkı bir inzibat altına alır kendisine. Hayvanlarda da huy değişiyor zaman itibariyle. Hayvan hayvanken hayvan huyunu değiştiriyor. 40 günde. İnsan değiştirmez olur mu? İnsan da değiştirir elbette bugün. Ama bugün bizim için değil. Niçin? Biz ne zevkimizden fedakarlık yapabiliriz? Fedakarlık yapabiliriz. Ne paramızdan fedakarlık yapabiliriz? Hiç şey olmaz. Yaşamak bizim derdimiz. Yaşamak yiyelim, içelim. Ama ahlakımızda iyi olsun canım. Siz bazı dinleyelim, nasihat dinleyelim. İyi olsun. İyi insanlar arasına göre. O öyle iş yok bedavaya. Mücadele şart. Memleketten gavuru kovmak için. Söz para eder mi? Sen ne geldin bu memlekete ya? Senin ne işin var buradan? Defol git memleketine. Para ediyor musun? Etmez. Ya onu oradan çıkaracak, kovacak nedir? Kuvvet. Mücadele kuvveti. Varsa kuvvetin, kovabilecek demek ki, çekersin silahını, bıçağını, topunu, tüfengini, atabilirse atar. Bu da kaçar. Böyle bir mücadeleye girişilmedikçe ahlak
Neyse, yaratılıştaki öyle gider. Hırsızsa hırsız gidecek. Uğursuzsa uğursuz gidecek. Beynamazsa beynamaz gidecek. Çeşitli işte. Onun için şimdi gazap şeytandandır. Gazabın şeytandan olmadığını kimse bilmez. Herkes bilir yani. Herkes şeytandan olduğunu bilir. Ama gel de bunu söndür bakalım. Bir yangın yanar. Ateş. Etfai gelmese. Suyunu buraya sıkmasa. Söner mi o ateş? Söner. Yanacak. Onun için şeytandan gelen bu kadar bir kan. İçeride kızarıyor, damarlar fırlıyor. Akıl baştan gidiyor. Şeytanın oyunu. فَإِذَا وَجَدَهُ أَحَدُكُمْ Sizden biriniz baktınız ki böyle bir felaket var. Karşılaştınız. Duramıyorsunuz, işiniz de kabarıyor. Bir şey yapacaksınız. Kaimen ayaklısınız da. Bunun çaresi فَلْيَجْلِسْ Oturuver artık. Otur. Oturmak suretiyle bunu önlemeye mümkün mertebe. Hani şu köpekler var ya saldırır insanlara. Çoban köpekleri veya. Oturduğunuz vakitte o köpek de durur. O köpek de saldırmaz. Oturduğunuzu onun saldırmasından kurtarırsınız kendinizi. Bu demek ki oturmada büyük bir fayda var ki Cenab-ı Peygamber'den bunu tavsiye ediyoruz. Kızdınız, baktınız ki hakkından gelemiyorsunuz. İçerisiniz kabarıyor, bir şeyler yapacaksınız, oturuverin. وَاِنْ وَجَدَهُ جَالِسَنْ Halbuki bu felaket senin oturduğun zaman da başına geldi. Oturuyordun, karşına böyle bir felaket çıktı, seni kızdırıyor, sen de dayanamıyorsun. O zaman felgefacı, uzanıver artık. Sağına mı soluna mı, bir uzanıver. Yani kıymet verme. Onlara bu işi bu türetle halletmeye çalış. Bu felaketi atlatmaya çalış bu şekilde. Şimdi bunun ikinci bir hadise Cenab-ı Peygamber yine böyle buyuruyor. Gadab yine şeytan. Şeytanın ilvasıyla olur bu iş. Ve şeytan o böyle kamininle. Şeytanın kılbeti de ateşten yaratılmış olması münasebetiyle insan da bunu bu ateşi verir. Bu ateşi verir, insanı çilesinden çıkarır. Nasıl su kaynadığı vakitte taşıyor, kaynayınca taşıyor. O da senin içinde bir kaynaklık yapıyor, bir taşkınlık yapıyor. Sen de kendine malik olamıyorsun o zaman yapacağın birçok fenalıklar oluveriyor Allah'a diye. Ve şeytan okulika minennâf, velmâ yutfûnnâf. Halbuki ateşi ancak su söndürür. Ateşi söndüren şey sudur, mukabili. Onun için huslet abdest al. Huslet abdest al. Fîzâ mıbıda ahadükün fel yâfîs. Cenab-ı Peygamber'in böyle daha bir hal başınıza geldi. Hemen bir kuş sediler. Yazsa soğuk suyla da olur. Kışsa belki soğuk su dokanırsa biraz ılık bir suyla kuş sediverirse bu işi atlatmış olursun. Ehven, ehven bir şekilde geçiştirmiş olursun. İmam-ı Gazali, rahmetullahi aleyh bu hususta çok geniş tafsilat vermiştir. Sahifeler dolusu da yazı yazmıştır. Açılığında vursun. Diyor ki, birisi gelmiş, Cenab-ı Peygamber'e sormuş ahlaklardan, imandan, İslam'dan. Hep Cenab-ı Peygamber Efendimiz'e gazap, kızma diye söylemiş. Kızma, kızmamak. Gazap etmemek. La tabak. İmam-ı Gazali diyor ki, rahmetullahi, çocuklar ayaklarını top oynuyorlar ya, birbirlerine top atıyorlar. Tekneyi vurunca top fırlayıp bir tarafa gidiyor. Şeytanu aleyhillâne, bu kızdırır, arkasından geçer, topun oynadığı gibi oynamaya başladılar. Seyirlerine bakar yani. Bunların dövüş seyirlerine bakar. Birbirlerine katıştırır onları, dövüştürür. Ve ondan sonra seyirlerine bakar onların. Bundan bir hoşnutluk duyar. Biraz da dövüşürler, birbirlerini öldürürlerse bayram yapar o zaman. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Onun için gadab iyi şey değildir. Mesela bu düşmanla muharebe sırasındaki müstesna. Onun zamanının haricinde Allah Azze diye. İnsan acayip bir mahluktur. Hep keyfine göre hareket etmez herkes. Çeşitli mahluklara. Keyfinize hoş gelmeyen bir şekilde karşınızda size böyle bir mukabelede bulunan birisi olduğu vakitte bunu ehven bir şekilde atlatmanın çareleri olarak da Cenab-ı Peygamber Efendimiz bize bunları tavsiye ediyor. Otur, yat ve gusret. Ki bunu böyle atlatmış olasın. Onun içerisine girme. Bir kere girdi mi kurtaramazsın kendinden. El gurfetü min yakutetin hamra ve zebercetetin hadra ev zürretin beyza. Şimdi iman, mükafatı,
İmanda ahlak tekemmül edip de kamil bir insan olunca Cenab-ı Hak bu kamil insana vereceği mükafatlardan birisi olarak şimdi bu gurfe denilen köşkten bahsediyor. Saraydan. Ki bunun yapılış tarzı, bu müminlerin iman sahipleri, kamil insanların yarın gözlerini yumdukları vakit ahiretleri, ahirette nail olacakları bu gurfe, bu köşk, bu saray yani nasıl bir şey bak. Min yakutetin hamra. Bunun duvarları şu sıfısı kırmızı yakut. Yakutun bu kadar şeyine bugün dünyanın insanları para yetiştiremiyor. Çok kıymetli bir şey. Halbuki Cenab-ı Hak bunu bütün senin köşkünün duvarlarını, tavanlarını bundan yapıyor. Bu kadar kıymetli bir şey. Ve zebercetin, ev zebercetin hadra. Yahut zebercet denilen kıymetli bir taşı da. Onunla süslüyor Cenab-ı Hak. Ev durretin beyda. Yahut beyaz inci dedikleri gayet kıymetli bir incilerle süslemiş senin köşkünü Cenab-ı Hak. Böyle bir köşe. Ki, lef değilse fiyha tasm. Bu sarayda, bu köşte, bu konakta, bugünkü bizim tarzlarımızda. Hiçbir eksik gedik yok. Neresinden bakarsan her taraf gayet böyle cazip. Koşunuza giden her şey orada mevcut. Ve la vas, hiçbir ayıp olacak bir şey üzerinde. Bu kadar güzel yani. Hiçbir ayıp ve kusur olacak bir şey yok. Ve inne ehlel cennet. Şimdi cennete giren bir sürü Müslümanlar, müminler. Yetera evnel vurat. Şimdi o gurfeyi, bu köşkü seyrediyorlar. Cennetteki yerlerinden. Bu gurfeyi seyrediyorlar. Kema tetera evnel kelkebe dürriye şarkıya ve garbiye fi ufkı sema. Şimdi biz güneş gece vaktinde bu parlak yıldızları nasıl buradan görüyorsak, buradan bu güzel parlak yıldızları nasıl görüyorsak, ehli cennette bu köşkleri oldukları yerlerini öyle de görecekler. Ve enne ebadikir bu ana. Şimdi bu gurfenin, bu köşkün sahipleri olan kimselerden İki tane numune veriyor. Ebu Bekir Ömer de bu köşklere sahip olan bahtiyarlardandır ki siz de onlara uyarsanız, onların yolunda giderseniz siz de böyle köşklere nail olursunuz. Kızmayınız. Kızmanızı böyle bu şekilde teenni ile hareket ederekten hilimle mukabele edin. Kızmanın mukabele hilim. Hilim bir huydur. Bu huy insanda parayla alınan bir şey değildir ki bunlar. Allah-u Teala'nın doğuş itibarıyla insanlara verdiği bir nimettir ama bu ancak alınır. Mesela şimdi demir soğuktur. Ateşin içerisine koyuyorsunuz, ateşten o da kızarıyor. Ateşin sıfatını o soğuk demir de alıyor. Bu sefer o da yakıyor. O da yakıcı oldu. Neden? Ateşle temasından ateşin hali ona geçiyor. Ya sen de böyle iyi hilim sahipleriyle temas edersen sana da onlardaki huy bir vekala sende de hasıldır. Tedrici tedrici. Bakarsın sen de bir gün halim, selim bir insan olmuşsun. Ne kimsenin kavga ediyorsun, ne dövüş ediyorsun, ne seni incidiyorlar, ne sen de başkasını incidiyorsun. Çok iyi bir hal. Böyle söz de olabilir. El garip izâ marba فَنَظَرَ عَنْ يَم۪ينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ اَمَانِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ فَلَمْ يَرَ اَحَدًا يَعْرِفُهُ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمْلِهِ İbn-i Abbas Hazretleri'nin rivayetinde. Garip malum ki vatanından, ailesinden uzakta olan bir adam. Vatanından uzaklaşmış, esrada ailesinden de uzak. Garip bir adam. İsterse Nasrattin Hacı'nın dediği gibi kapının arkasına çekilmiş, ben de garibim işte demiş. Şimdi onun gibi çoluğundan çocuğundan ayrı mısın? Garip sayılırsın. Bu hasta olmuş bu garip adam. Mesela buraya memlekete birçok misafirler gelir dışarıdan iş işlemek için, şu için, bu için. Burada bir hastalık tutulur. Ben sonra an yeminihi ve an şimani. Soluna bakar yabancı birisi. Soluna bakar yabancı birisi. Memleketlisin yok, akrabasından kimsesi yok. Peşinden, dostundan kimsesi yok. Hep yabancılar arasında. Önüne bakar, arkasına bakar. Hep böyle. فَلَمْ يَرَ اَحَدًا يَعْرِفُهُ Kendisini tanıyan kimse yok. Kendisini tanıyan kimse yok. Bu haldeyken bakıyorsun. Ya ölür, ya kalır.
Söylese de kalsa da bu gurbet haliyle yağfirullahu lehu ma tekaddemin min zenbi. Geçmiş günahlarını Cenab-ı Hak bu gurbetindeki bu halinde acıyarak da kurbetteki bu halini acıyarak Cenab-ı Hak onu mağfiret buyurur. Gariplerin her hali şayanı hayrettir ve dikkattir. Onlara acımak, onlara merhamet etmek Cenab-ı Hakk'ın merhametini celbeder. Onun rahmetini celbeder. Seni de Cenab-ı Hak onun sebebiyle mağfiret eder, mağfurun zümresine intikal eder inşallah. Onun için fakirlere, gariplere, miskinlere, biçarelere acımak hepimizin vazifesidir. Bununla beraber bu fakir, garip, biçare kimseleri barındıracak yerleri yapmak, hazırlamak, mesela yollarda, Allah uzak yerlerde şimdi bastılar süratle ama olsun olsun, uzak bir yerlerde gece yola çıkmış insan barınacak bir yer bulamazsa, kalacak bir yer bulamazsa çok sıkıntılara düşer. Binaenaleyh onları böyle bir mesken yapıp da oralarda misafirleri barındırabilmesi çok büyük bir nimettir. Şehirlerde de böyle. Şehirlere gelen birçok insanlar var bugün ev bulamıyor. Hele okumaya gelen çocuklar. Birçoklarının paraları yok. Efendim yatacak yer bulamıyorlar. Efendim şuna bunun ilticasına sokuluyorlar, yalvarıyorlar filan. Kimisi oluyor, kimisi olmuyor. Onun için şimdi şuraya bir şey yaptırılıyor mesela. Burada bir garip çocuk okuyacak, yatacak, barınacak. İşte bu garibe, bu garibin yatmasına, barınmasına sebep olan kimseleri Allah nasıl o garibi mağfiret ediyorsa onları da mağfiret edeceğin diye şüphe yok. Ama maalesef ki, şu binanın yapılmasında ne kadar müşkülat çekiliyor bilmiyorum artık. Bu başında olanlara sormalı. İşte bak hala bir kiremitini bile bulup koyamıyorlar üzerine. Niçin? Bu garibe acımak, orada insanlar okuyacak, faydalanacak, barınacak, memlekete yararlı faydalı adam olacak. Bunu düşünme kabiliyeti kafamızdan belki silmiş, paramıza çok acıyoruz. Paramızın gitmesine çok acıyoruz. Ama böyle bir mağfiret var arkasında. Bu mağfirete vesile olacaksın. Buna vesile olmak ne büyük devlettir ya. Onun için biraz da silah yardım ettik de bir an evvel ayıplıyorlar bizi. Hala diyorlar iki odalık bir yeri bir türlü kapatıp da çıkamadınız içinden. Bu bizim için bir zil oluyor adeta. Onun için gerek garibin kendisine nasıl mağfiret varsa garipleri barındırmak herkesin vazifesidir. Şimdi bana kalırsa yani ben zenginleri çok ayıplarım. Sebebi kaç tane kim bilir apartmanı vardı da bir katını feda edemez. Bir katını da feda etse mahallenin fakiri miskini orada otursun yatsın barınsın katsın yapamaz. İlle orada da bir gelir temin edecek. İşini daha iyi getirecek. Bunu böyle yapacağına oradan aldığın bir hasılatla efendim gariplerin yardımına koşsan daha fena mı olur? Senin herkes hürmetini bir kat daha artırır. Herkes sana saygısını bir kat daha artırır. Seni el üzerinde tutarlar. Ama yapılmayınca indi ilahi de mesuldür. Dünyada da mesuldür, ahirette de mesuldür. Dünya bugün çok acı bir durumda. Dünya bugün bizim bildiğimiz dünya değil yani. Dünya bugün değişmekte. Günden güne değişmekte. Saatten saate değişmekte. Şu bak Pakistan'ın başına ne felaketler geldi bir anda. Bugünkü geçen idare her şeye el koyuverdi. Yarın ne olacağını kim ne bilir? Sen paralarını istediğin kadar sakla, istediğin kadar yiyor. Ne kıymet olacak? Ama Allah yoluna harcanmayan paraların, şimdi aşağıda gelecek bir dersimize, Allah yolunda harcanmayan paraların cezasının ne olacağını herkes gözüyle görecek. Onun için diyor ki, el garik, şehit, şimdi şehitleri sayıyor. Denizde boğulmuş. Nasıl isterse muharebede boğulsun, isterse kaza suretiyle batan gemide boğulsun. Tabii muharebe sebebiyle gemisi batırılır da şehit olur da bu şehidin sevabının ölçüsü yok. Karada ölen şehit günahları affoluyor, borcu kalıyor. Borcuna Cenab-ı Hak yapıyor. Sıra buna borcu var mesela. Bunu ödediyor. Karışmam diyor. Başka günahlarını affeder. Denizde boğulanın borcunuzu Cenab-ı Hak tekfir ediyor. Bu harp esnasında. Ve harik. Yangın olmuş. Allah aşkına. Yangında yanmış. Bu da şehit sayılır. Garip. Vatanından çıkmış. Bak. Vatanından çıkmış, ailesinden ayrılmış, 5-10 para kazanayım da çoluk çocuğuma yollayayım da onlar da idare olsun derken bir hastalık gelmiş ölmüş de. Garip olarak ölüyor. Bu da şehittir diyor. Garip olarak ölen insan şehittir. Ama cenazesinde kimse bulunmaz. Belki kefin de bulunmaz onu örtecek, belediye kaldırır atıverir bir tarafa. Bu ama indi ilahiyedeki makam çok yüksek.
şehadet rütbesine ilişiyor. Bunun için bizim bu gibilerine acımamız elbette bize bir derstir bu. Melmeldu, yılan veyahut akrep veyahut başka bir haşerattan birisi sokmak veya ısırmak suretiyle öldürmüş. Bu da şehittir. Naktun, karın hastalığına tutulmuş, önlenemiyor, bu suretle vefat etmiş. Bu da şehittir. Hemen yaka aleyhil beyt, ev gerek hareket dolayısıyla, gerek işte başka gazalar dolayısıyla yıkılıveriyor, altında kalıp ölüyor, bu da şehittir. Ve gayriyü alâ zevcihâ, hanımını kıskanıyor ve bu kıskanma dolayısıyla ölüyor kendisi. Bu kıskançlık dolayısıyla karısına tasallut eden insanların mücadele sırasında öldürüyorlar. Bu da şehittir. Kel mücahidi fî sebilillah diyor hem de. Felâhâ ecrü şehit. Buna da şehit ecri vardır. Menen katele dûne mâlihî. Elinden malını alıyorlar. Hırsızlar gelmişler. Vereceksin diyorlar paraları. Veren diyor. Vereceksin diyorlar. Vermem derken öldürüyorlar. O da şehit. Parayı al, aman benim canım kurtulsun demek aptallık. Paranı vermemek için, malını vermemek için mücadele edeceksin. Çünkü o parada can yongasıdır. Onu sana kazanırsa ondan hayır yapacaksın sen, hayırlar kazanacaksın. Binaenaleyh eşkıya gelmiş senin elinden alıyor, ona teslim edivermek bir aptallıktan, ahmaklıktan ibarettir. Bir amma. Hemen kutile dune mali. Fakat sen bu malı, hayrata harcamamışsın, garipleri korumamışsın, garip yuvalarına bakmamışsın, binaenaleyh senin başına Cenab-ı Hak böyle bir velayı getirir, kork, senin elinden bu parayı zordan alır. İster ver, ister ver. Alacaktır yani. Zordan alacaktır. Sebebi sen bu kanun-ı ilahiyeye itaat etmedin. Bunları yığdın, karşıdan seyrine bakıp sefa sürüyorsun. Burada o garip inliyor, soğukta, açlıkta, barınacak yeri yok. O çocuk burada acaba nereye barınayım da nerede ne okuyayım diyerekten bucalıyor. Onu okutacak bir meskene 10 kuruşu vermekten, 10 liraya vermekten çekiniyor. Sonra elbette Allah böyle bir musallatı getirip başına koyacak. Zorla elinden alacak bu parayı. Fakat dûne şehit. Dönen kutile dûne nefsihi. Birisi de gelmiş, başına başa bela. Seni de şey yapıyor, öldürüyor seni. Sen de ölüyorsun tabii. Sözde şehit. Nefsinin müdafaası uğrunda. Nefsini müdafaa ederken edemiyorsun. Öteki adam galip geliyor. Katil olma derler. Katil olmak istemiyorsun. Fakat öteki adam zalim, seni öldürüyor. Öldürünce sözde şehit, bu da şehittir. وَمَنْ قُتِلَ دُونِ اَخِيهِ. Kardeşine birisi musallat olmuş, din kardeşine ama, ana baba kardeşi başka, bunda var ama asıl burada din kardeşidir yani, bütün Müslümanlar kardeşidir. Bir kardeşine birisi musallat olmuş, dövüyor onu, öldürecek. Onun müdafaa için sen gider orada ölürsen sen de şehitsin. Fakat benim başıma neyine lazım, bunlar dövüşüyor, dövüşsün vardı. Herif silahını bıçağını çekmiş, görüyor üzerine öldürecek. Bana ne? Ha, bu olmaz. Bunu kurtarmak için Müslüman kardeşine yardım edecek. Bu yardımı yapmazsa sen de mesulsün. Ha, şu mesuliyeti şöyle bir görmüştüm bir yerde. Adamcağızı ölmüş. Bunlar iş bazı. Atmışlar mezara. Mezarda adam. Melekler gelmişler, ceza melekleri dövüyorlar. Diyor ki adam, ne dövüyorsunuz beni? Ben bir kere Müslümanım. Hiç namazım, namaz denilen şeyi bırakmadım. Orucumu hiç eksik tutmadım. Hayr-ı hasenatımı da mütemaden yapardım. Ben kötü bir adam değilim ki, neden dövüyorsunuz beni? Soruyor. Ha diyorlar. Senin bir kabahatin var. Senin filan yerde filan zaman filan kardeşini dövüyorlardı da, sen oradan kulak atmadan siviştin. O kardeşinin yardımına koşmadığın için dövüyoruz dediler. Yani Müslüman, ruhama beni, merhamet bu mudur ki kardeşin dövülsün orada da, sen seyrine bak. Bu dövülsün, sen seyrine bak, görmemezliğe gel ve oradan kaç. Bu Müslümana yakışmaz. Öldürten şehitlik mertebesi var. Ve en kutile dâre cârihi. Dûne cârihi. Komşusu var. Komşusuna birisi musallat olmuş. Sen de komşunun müdafaa için oraya girmişsin. O arada sana da bir kurşun hitap etmiş, yahut bir şey gelmiş. Sen de ölmüşsün. Sözde şehit. Bu da şehit. Çünkü komşuluk hakkı o kadar
Müslümanlık da mühimdir ki. İşte bak, bir kere şehit mertebesi alıyor adam burada, komşusunu müdafaa ettiği için. Efendimiz, burada gavurluk mavurluk da yok ha. Şey, komşu üç kısım. Gavur komşu da var, Müslüman komşu da var, akraba komşu da var. Akrabandan olursa üç hakkı var. Müslüman kardeşinin iki hakkı var, gavur komşunun da bir hakkı var. Bu da komşuluk hakkıdır gavurunda. Beraber yaşıyoruz memlekette. Bu da komşu olmuş sana. Onun da hukukuna müdafaa etmek senin ve benim vazifem. İki, Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından olan rivayetlerde et kesmişler de komşu Yahudi varmış. Tembih tembih üzerine komşu Yahudinin etini verdin mi diyor. Yahudiye komşu Yahudinin et hüstesini verdin mi? Soruyor, unutma yani, ver onun hüstesini diyerekten bizi ikaz ve tembih ediyor ki biz Allah'a sürgüsün komşulardan böyle et beklemek bir şey değil de bu yani insani bir vazife. İslami vazife. Komşular birbirlerine tarafsız edecekler. Hangi komşunun hali zayıftır, acıdır, giderini tutmuyor, yardıma muhtaçtır. Bunun mahallenin varlıklı olan insanları korumakla mükellef. Bu adeta vacip mesabesindedir bu komşu hakkı. Bunu ihmalin cezası işte Allah musallat eder, zorla elinden alırlar. Bu zorla elinden götürürsün, kendin teslim edersin. Allah muhafaza. Vel amru bil ma'ruf ve nahi anil münker kıraş. Allah'ın emrini tebliğ. Peygamberin emrini tebliğ. Yap, yapma. Bunu söylemek vazifen. Bunu söylerken sana bir şey isabet ederse, ölüm isabet ederse, o da şey. Vazife insan, İslamiyet. El gaslu yevmel cüm'ati vacibün. Şimdi yine geldi gusle. Cuma günü gusül etmek vaciptir diyor. Fakat buradaki vücub sünnet mesabesidir. Sünnet-i kaviyye. Sünnet-i kaviyye vacip mesabesinde sünnet-i kaviyyedir. Bu sünnet-i kaviyyeden dolayı büyüklerimiz hiçbir cümayı gusülsüz geçirmemiştir. Gusül ya cuma gününün cuma günlüğü, cuma gününün bir fazileti var, o gün içindir veya cuma gününkü namaz içindir diye ihtilaf edilmiş. Fakat cuma namazına gelmezden evvel cuma namazına gusül ile gitmek için herhalde her Müslümanın cuma günü bu tertibe riayet etmesi. Sabahtan mı, akşamdan mı? Yıkanır, temiz elbise giyer, efendim biraz kokusu varsa kokuyu da sürer üzerine, cuma namazına böylece giderse bunun aldığı sevapla teşte malını beline bağlayıp cuma vakti camiye koşan Müslümanın arasındaki fark dağlar kadar farktır. Onun için cuma resmi bir gündür. O gün muhakkak her Müslüman resmi hissesini giyecek. Cumalık hissesi olacak her Müslümanın. Vakti olan bir Müslüman üç kat elbisesi olur. Birisi yevmiyelik elbisesi, birisi cumalık elbisesi, birisi de bayramlık elbisesidir. Bunun bir Müslüman vakti varsa temin edecek. Temin ettikten sonra cuma günü muhakkak o cumalık elbisesini giyecek, temiz şamaşır giyecek, kokusunu sürecek, tanış olmayacak yalnız. Cuma günü tanış olmaz. Cuma Müslümanın haccıdır aynı zamanda. Hac sevabı vardır, haccıdır. Nasıl ki hacı İhram'dan kurbanını kesmedikçe tıraş olamaz, cumadan çıkmayınca tıraş olamaz. Cumadan sonra olursun. Fakat cuma namazına kadar tıraş olmamak lazımdır. Ama daha evvel olursan başka. Onun için cuma gününün kusuruna çok dikkat etmek, dikkatinizi rica ederim. Mümkün oldukça. İkincisi, ve en yehsen. İkincisi, muhakkak misvak kullanmak suretiyle dişlerinizi temizleyin. Dişin kıymetini ihtiyarlara sormak lazım. Dişsizlere sormak lazım. Diş nedir efendi diyerek sorun bir kere. Bakalım onlar size söylesin ama yine size anlatamazlar. Gençlik zannedersin ki bu dişler hep böyle ağızda duracak. Onun bak temizliği ne kadar dikkat itina ettiysen o kadar senin ağzında rahat olur. Ağrısız olur dişlerin, temiz olur, rahat edersin. Çok uzun yaşlarına kadar da ağzında kendi dişlerin olur. Takma dişleri şimdi var diyeceksin ama on para etmezler. Ne konuşurken konuşabilirsin, ne de yiyeceğini tatlı yiyebilirsin. Sahtekar bir diş bu. Ve en yesen, ve en yemezse tıyben umud. Eğer buluyorsan, imkanın varsa bir de koku sürüne çıkar.
Efendimizin sevdiği üç şey var değil mi? Üç şeyden birisi de koku. Efendimiz kokuyu çok severdi. Koku ruhaniyeti celbeder. Ruhaniyeti celbettiği için böyle bazı mevlitlerde, mübarek günlerde kokular yakarlar. Bu kokular, o ruhani olan meleklerin buraya gelmesine vesile olur. Koku, öyle güzel kokular sürülmüş insana da bu ruhani meleklerin desteğinde olur bu insan. Onun için sen bu güzel kokuları mümkün oldukça üzerinden eksik etme. Bizim memleketimizde de elhamdülillah Isparta'mızın güzel gül yağı var. Daha çeşitli kokular da var. Bunlar Efendimiz de gül yağını pek severdi. Sürünürken bir salatü selam okumak da Müslümanın yine ayrıca vazifesidir ki bu gül kokusu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in terinden hasıl olmuş denir. Ki bunu sürünürken onu da hatırlayaraktan Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ahli seyyidina Muhammed demek eftal ve aladır. Şimdi bu hem Bukhari'nin hem Müslim'in hem Davud'un hem de İbn-i Hüzeyme'den rivayet olunmuş Ahmed bin Hanbel ile Şibe'de bunda dahil. Yani Cuma kusuna riayet hususunda. Şimdi bir hadiste çok dikkatinizi çekeceğim buna. El gaflet. Gaflet. Üç şeydir fiselat. Üç şeyde gaflet hep her şeyde çok mühimdir ama üç yerde çok mühimdir. Birisi el gafletu an zikrillahi azze ve cel. Allah demekten gafil olmanın gafletçiliği affolunur bir gaflet değildir. Yani. Ne var? Allah diyeceksin. Parayla değil, pulla değil, abdest lazım değil, gusül lazım değil, efendim nerede olursan, ne zaman olursan ol, namaz gibi değil. Her halinde Allah demeye Cenab-ı Hak müsaade vermiş. Yatarken, otururken, kalkarken, giderken, gelirken, her yerde Allah. Bundan gaflet, affolunmaz bir felakettir yani. Birisi Hazreti Allah Celle Vala'nın zikrinden gafil olmak ve buna kendisini alıştırmamak, bundan uzak kalmak büyük bir felaket. İkincisi, vel gafletü, ikinci gaflet, min hin yusallisub ila pulu'u.